Unity'de gözlükte bir şey geliştirmek için artırılmış gerçeklik hedefli. 2018 sürümünde ekranları ikiye ayır diye bir özellik var. Bunu sonradan gerek yok hani biz onu ayırırız sizin için diye çıkartmışlar oradan. Fakat hiçbir şekilde derlediğinde ekranı kullanamıyor ya da telefonun kamerasını kullanacak ikiye ayıracak görüntüyü. Sağ göz için, sol göz için onu yaptıramadım. Dolayısıyla 2018 sürümünden şöyle bir örnek yapmaya çalışalım. Arttırılmış gerçeklik olunca gene tabii Vuforia'nın desteği olacak. Vuforia artı kartboard gözlük seçiyorsun ama yeni sürümlerde bu şekilde kamerayı kullanmıyor veya başka bir sorun çıkartıyor. Unity ekranında Vuforia desteği açıp bir kitap görüntümüz vardı. Onun üzerinde karakterimiz veya en azından bir tane küp gösterebilirsek oradan başlayalım. Ne yapıyorduk? Normalde şöyle başlayacağız. Build and Settings'ten Android seçelim. Evet, Open Scenes'i tıkladım. Şurada Switch platformu olacak. Şimdi burada Player Settings'e gireceğiz. Com nokta bir şey koymamız lazım şuraya. Gop nokta ara gözlük örnek dedik. Android minimum seviyesi biraz yüksek olsun diyor. Sonradan kızıyor. Şunu 6 falan yapalım. XR Settings işte burası. Burada Virtual Reality Support. Kendisi Vuforia eklentisini koymuyor. Vuforia deyince o da geliyor. Yenilerde burada bekletirdi. Bir Vuforia SDK'sı eklesin. Bir de kartboard eklesin. Değerlendirelim bakalım. Hata verirse burada veriyor. Building a Gradle Project diyor. Şimdi TV diye bir ayar var, ona bakalım. Other Settings'te herhalde o. Ha, şurada. Bunu kaldıralım. Bize burada AR kamera ve AR image özellikleri gerekiyor malum. Komponentte Vuforia Engine bir tane AR kamera yerleştireceğiz. Assist'ler import edilecektir. Evet, tamam. Bir yerde Vuforia image kendisi mi ar kameranın içine koydu? Yani dışarıda olsa. Şimdi şurada add target dediğimizde Vuforia'ya üye olmanız gerekir. İşte efendim bilmem ne oraya gidiyor. Login diyelim. Benim var. Şuradaydı zannedersem. Kısmı tıklayınca kopyalıyor mu? Bu orada olan anahtarı ne yapıyoruz? Open Vuforia Engine Configuration'dan şu boşluğa yapıştır diyoruz. Evet, geldi.
İşte dijital eyewear şu yok yenilerinde. Buradan Phone artı Weaver seçilirse şöyle bir şeyler çıkıyordu. İki göz arası uzaklık 6 santim bilmem ne falan diye. Hatta istersen değiştirebiliyorsun. Bu olmayınca da ekranı ikiye bölmüyor. Ekranı ikiye bölmeyince sanal gerçeklik gözlüğünü koyup stereo bir görüş en azından objede gerçekleştiremiyorsun. Şu an tamam gibi. Bu kısmı da aldık. Target Manager'a bir bakalım. Şu R emir içerisinde bir kitap resmimiz vardı malum Einstein. Bu indirmiştim de kaybolmuş. Tekrar indiriyoruz. Unity Editor, Download. Bir daha yapmıyorum. Yani şey resim yükleyip resmin üzerindeki feature'ları çıkartma yapılıyordu malum. Onların örneği var. Şimdi download edelim onu. Download ettik de yükleyelim. Import package, custom package, indirilenler. R emir kitabımızın görüntüsü import diyorum. Buraya geliyor. Şimdi Image Target'ta o kütüphaneyi seçmemiz lazım. Database, R emir. Aynen geldi kitap. Bunun üzerinde bir karakter göstermemiz gerekecek. Asset Store'dan kar yazdığımızda beleş bir sarı arabamız vardı. Acaba burada da download diyecek mi yoksa bulacak mı? Free diye seçersek. Aa ilginç bak. Başka bir sürümde download etmemize rağmen gene burada downloadsuz direkt import geliyor. Şimdi arabayı getirttik. Arabayı bunun üstüne yerleştirelim. Arzerilio. Prefabs'ta siyah olanı şöyle yerleştirdiğimizde boyutunu büyütmek için ortasına tıklayıp şöyle ilerletmek yetiyor. $2.75 gibi bir şey herhalde oldu, değil mi? Tamam. Araç oluşturduk, attık. X, Y, Z değerlerini pozisyonunu sıfırladım. Şu aracı Image Target'ın altına atmamız lazım. Yoksa göstermiyor. Böyle yaptığımda çift tamam. Bu sağ ve sol göz için iki ayrı görüntü oluşturuyor. Şu an şaşı bakıp bunları gözle birleştirebiliriz ama telefona attığımızda sanal gerçeklik gözlüğüne takacağız telefonu. Kitabı sanal gerçeklik gözlüğünün önüne getirdiğimizde bu aracı 3 boyutlu görmemiz lazım. Bu konumuz da böyleydi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.